Namazın faydaları. İslam'ın en önemli ibadeti olan ve Kur'an'da birçok yerde zikredilen namazın bir şükür vazifesi olmasının yanında sosyal, psikolojik, ekonomik, ahlaki ve fizyolojik yönleri de vardır. Namaz, günlük hayatı planlar. Günü 5 kısma ayırır. Günlük bir program oluşturur. İnsanı zaman mefhumu ile yüz yüze getirir ve her günün dolu dolu yaşanmasına yol açan namaz temizlikle başlar. Çünkü beden ve çevre temizliği, namazın farzlarındandır. Bir kimsenin inanç durumunu belirtmek için, namazında niyazında bir kişi, deriz. Namaz İslam'ın simgesi haline gelmiştir. Müslümanlar namazı, Allah'ın bir emri olduğu için kılarlar. Ancak Allah'ın bu emrini yerine getirirken farkında olmadan, onun sayısız nimetlerinden de yararlanırlar. Aslında dinimizin hiçbir emri akla, mantığa, bilime ve sağlığa aykırı değildir. Hepsinde bir hikmet ve fayda vardır. Namazın bu faydaları çoktur. Namaz kılmak doktorlarca hastaların eklem romatizmasını önleyen en etkili koruyucu tedbir olarak öğütleniyor. Rükuda sırt ve mide kasları takviye edilir. Mide civarı üzerindeki yağların eritilmesi sağlanır. Secdede baldır ve uyluk kasları hareketlenir. Bağırsakların hareketi sağlanıp kabızlığı önlemeye yarar. Namazdaki tüm hareketler kalbin çalışmasını etkileyip kanın vücudun en uç noktalarına gitmesini hızlandırırken aynı anda sinirlerinde hareketini sağlayıp rahatlatır. Uykusuzluğu giderir. Secdede taze kanla yıkanan beyin zindeleşip namaz kılanda bunamayı engeller. Günde 40 rekatla 80 secde eden vücudun ömür boyu bu hareketi ağır ağır yaptığı düşünülürse, tüm vücudun dengeli hareketlere kavuştuğu anlaşılır. Böylece stresten patlayacak hale gelen sıkıntı ve bunalımlarla kararan mustarip gönüller hafifleyip ferahlar ve sükunet bulur. Böyle bir namaz huşu duyan müminler için bir zevk ve neşe kaynağıdır. Namaza üşene üşene kalkan, imanları zulüm katan ve gösteriş için namaz kılanlara ağır gelir ve bir yük olur. İşte namaz en büyük şükür, en açık teşekkürdür. Namaza bütün vücudumuzla katılıyoruz. Elimiz, ayağımız, gözümüz, dilimiz, başımız, aklımız, kalbimiz, hayalimiz, bütün duygularımızla, böylece bütün bu organ ve duygularımızla Allah'ımıza şükrümüzü iletmiş oluyoruz. Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.